Lem'alar 17. lem'a 10. nota. Bil ey gafil müşevveş Said, Cenab-ı Hakk'ın nur-u marifetine yetişmek ve bakmak ve ayat ve şahitlerin aynelerinde cilvelerini görmek ve berahin ve deliller mesematıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki, senin üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir nuru tenkit parmaklarıyla yoklama ve tereddüt eliyle tenkit etme. Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma. Belki gaflet esbabından tecerrüt et. Onlara müteveccih ol, dur. Çünkü ben müşahede ettim ki, marifetullah'ın şahitleri, bürhanları üç çeşittir. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekir. Bir zaman birisiyle hiç adetimizde olmadığı halde öyle Twitter'da bir münakaşa zemini meydana geldi. Profesör bilmem neymiş. Dedi ki, nur talebesi. Dedi ki, benimle nasıl konuşuyorsun, benim kim olduğumu biliyor musun? Öyle bir şey yazdı. Ben de kendisine dedim, bilmiyorum kim olduğunu ama bu Risale-i Nur mesleğinde talebelikten yukarı bir şey yok. Siz nesiniz acaba, profesör musunuz dedim. Hakikaten profesörmüş. Risale-i Nur talebesi. Burada yeknesak bir ünvan var, Risale-i Nur talebesi. Tek ünvan var ya. İkinci bir ünvan yok. Profesör dedim mi nur talebeliğinden çıkar. Çünkü o hoca sınıfına geçiyor. Risale-i Nur talebeliğinde hoca sınıfı yok. Bu meslekte hoca yok. Bir adam prof şeyini kullanırsa, ünvanını kullanırsa, doçent ünvanını kullanırsa yahut işte alim bilmem ne ünvanını kullanırsa nur talebeliği vasfından çıkar. Alim olur, prof olur, doçent olur. Su gibi. Onu elinle tutmaya çalışma, tutamazsın. Ben ilim Risale-i Nur'un tamamına hakim oldum. Risale-i Nur'dan ne isterseniz sorun. Bu büyük bir yanlış, büyük bir aldanış. Risale-i Nur'un senin nasibin olan kısmını anlamıştındır. Eğer anladıysan onu da. Sana ait olan o kısmı, eğer onu da anladıysan, o kadar kısmını anlamışsındır. Elinle tutmaya çalışma, o elin mekan itikaz etmez. O bir su gibidir. Su ele girmez. Orada hayaletten tecerrüt etmek lazım. Safi hale gelmek lazım. Endişesiz, tereddütsüz, amasız hale gelmek lazım. Risale-i Nur'a karşı
endişesiz, tereddütsüz, amasız hale gelmek lazım. Tam bir teslimiyetle. O teslimiyetle, külliyetle ona dalmak lazım. Onun için bu vasfı kazanan insanın yanında başka şeyden bahsetmek divanelik olur. Çünkü o adam divane olmuştur. Kendi işinden bahsedersen akıllılık etmiş olsun, olursun. Yoksa öbürü divaneliktir onun için. Ne diyor? Mihri mahı bile görmez, gözü yardan ayrılanın. Divaneler gibi söyler, sözü yardan ayrılanın. Yani çok mühim değil yani, bilir, biliyor işte, hoş, güzel, Allah razı olsun yani. İtiraz yok. Onun ilmine itiraz yok, şüphe yok, endişe yok. Bize lazım değil yani, bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil o iş. Divaneler gibi söyler, sözü yardan ayrılanı. Allah o sözün güzelliğini ona bir kere tattırdı mı, ondan başka güzel söz dinleyemez. Yoktur zaten. Yoktur zaten. Meşhur hikayeyi biliyorsunuz. Şehrin bütün ileri gelenleri, müftüleri, alimleri toplanmış. Mecnun'a gelmişler. Nasihat edecekler. Kötünün mü ne oluyorsun? İşte insanlar sana imreniyor. Çocuklarımız yoldan çıkıyor. Bir sürü laf edecekler. O da oturmuş evin penceresine. Bir gözünü bir yere dikmiş. Oraya bakıyor. Bunlar geliyor, oturuyor, işte Mecnun şu Mecnun, hiç alakadar olmuyor gözü orada. Nihat gözünü ayırıp bakıyor, ha siz mi geldiniz diyor, buyurun diyor. Ya diyorlar, yarım saattir, bir saattir bekliyoruz yani. Kusura bakmayın diyor, Leyla'nın köyünün köpeği geçiyordu, onu seyrediyordum. Leyla'nın köyünün köpeğine hayran kurban olmak kadar güzel bir şey yoktur. Bu akıldan istifa etmek lazım. Akıl nedir ya? Akıl. Akıl. Kafa fenerini yere çarpıp kırmadıkça insan adam olmaz. Osman abi vardı, anlatmışım. Polatlı'ya sürgün gittim, yedek subay öğretmek. Dediler orada Osman Efendi var, üstadın talebelerinden. Adres aldım, gittim. Polatlı'nın içinde oturuyor, merkez vaiziymiş. Gittim adreste, evini buldum. Küçük yerdi zaten o zaman. Kapıyı çaldım. Açtı, bahçede oturuyor, ağlıyor. Hiç bana bakmadı, ağlıyor. Ama nasıl ağlıyor? Önünde 10 tane evladının cenazesi var gibi ağlıyor. Kıra kıra, ciğeri sıkılıyor. Epeyce öyle bekledim. Sonra sakinleşti. Ama benim ben de üzüldüm dedim. Acaba yardımım olur mu bu üzüntünüze? Güldü. Yardımın olmaz kardeşim dedi. Şu türküyü dinliyor musun dedi. Kulak verdim mi türkü söyleniyor. Radyoda türkü söyleniyor. Dinliyorum abim dedim. Üstad Hazretleri Emirdağ'ına gelecekti. Biz de onu garajda beklerken bu türkü çalıyordu. Acaba o türkünün onun üzerindeki tesiri hangi yüksek kelam kadar, hangi yüksek kelam o kadar tesir eder?
hangi hikmetli söz o tesiri meydana getirir onda. Onun için o türkü ne kadar güzeldir, ne kadar hoştur. Daimi dinlese usanmaz, bıkmaz. Üstadı beklerken o türkü çalmış. Leyla'nın köyünün köpeği ne alim gibidir, ne müftü gibidir, ne vaiz gibidir, ne o gibidir, ne o gibidir. Allah bu işin derdine düşüre bizi. Allah bizi Leyla'nın derdine düşüre. Kabukta bırakmaya. İşte bu külliyetle ona dalmaktır sözü budur. Kendisi merkez vaizi. Türkünün ne demek olduğunu, fıkıhta yerini bilir. Ama o nasıl bir türkü? Üstadı beklerken o türküyü dinlemiş. Üstadı beklerken o türküyü dinlemiş. Hayalattan tecerrüt edip külliyetle ona dalmak gerektir. Hür. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Görülür, hissedilir, fakat parmaklarla tutulmaz. Ne diyor şeyde? Seyrani hakkında yazdığı tokatta, cidden beni inciten bir mektup yazmıştı diyor. İnciten diyor değil mi? Evet. Cidden beni inciten bir mektup yazmıştı. Ve eyvah, bu talebemi kaybettim dedim. Eyvah, bu talebemi kaybettim dedim. Ne diyor türküde? Eğer bu gülü koklayamazsan ne güle dokun ne dikene dokun diye bir şey var ya. Nasıldı o? Ne gülü incit. Ne güle, ne gülü incit, ne dikene dokun. Eğer çekemezsen aşkın nazını. Ne işte şey, Leyla'yı incit diyor. Ne? Evet, 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 evet. Eğer aşk çalamazsan aşkın sazını. Ne tele dokun, ne muzraba dokun, ne teli incit diyor. Eyvallah. Er meydanı. Er meydanı. Kelleyi düşürmeden bu meydana girilmez. Ben girdim. Allah mübarek etsin sana. Bizim derdim, bizim söylediğimiz hiç başka iş. Buldun mu? Evet. Hı. Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incit. Devamı var çok. Baştan başa güzel bu. Gönül çalamazsan aşkın sazını, ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incit. Bülbülü dinle ki gelesin coşa, karganın namesi gider mi hoşa. Meyvesiz ağacı sallama boşa, ne yaprağı dök, ne dalı incit. Bekle dost kapısın, sadık dost isen, gönüller tamir et ehli dil isen. Sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla'yı çağır, ne çölü incit. Rızaya razı ol, hakka kaisen, ara bul mürşidi müşkülde isen. Hakikat şehrine yolcu değilsen,
ne yolcuyu eyle, ne yolu incit. Gel haktan ayrılma, hakkı seversen, nefsini ıslah et, er oğlu ersen. Hüdayi incinir, inciden versen, ne kimseden inci, ne eli incit. Aşık Hüdayi. Gülü de incittik, dikeni de incittik. Yazık ettik. Bir ömür geçti. Zahra'yı da incittik, Leyla'yı da incittik. Sazı da incittik, teli de incittik. Hiçbir şey yaramadı. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekir. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar. O ab-ı hayat parmağı mekan ittihaz etmez. Çok incedir. Çok hassastır. Çok hassastır. Kart mertebesinde, ruh mertebesinde, his mertebesinde, vücut mertebesinde, hepsinde dikkatli olmak lazım geliyor. İncitirsin. Perişan olursun. Mekan ittihaz etmez senin elini, parmağını mekan ittihaz etmez. Sığmaz senin eline, avucuna sığmaz. Dikkat et. İncitme. Seyrani gibi zecir tokat yersin. Eyvah, bu talebimi kaybettim dedirtirsin. Gitme. Külliyet. Teveccühte külliyet lazım geliyor. Acabalı teveccühler. Şarta bağlı teveccühler. Bunlar filozof işi, bunlar mümin işi değil. Yani. Filozoflar böyle olur. Onun için filozofların hepsi kendi hocasını tenkitle işe başlarlar. Kendisini onu daha yüksek görmeye başlar. Filozof mesleği odur. Felsefe. Biri birini beğenmez. Ama Allah yolunun erleri, eğer bugün İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-ı Serhendi Hindistan'da hayattadır deseler, onu görmek için bütün engelleri aşar giderim diyor. Allah dostları böyle. Felsefecilerde hiç kimse kimseyi beğenmiyor. Külliyetle ona dalmak lazım geliyor, külliyetle. Allah kalp ve kafamızdan, ruhumuzdan, sırrımızdan acabayı kaldıra, tereddüdü kaldıra, endişeyi kaldıra. Şartlı iman olmaz, şartlı teveccüh olmaz, şarta bağlı Müslümanlık olmaz.
Şarta bağlı Müslüman, şarta bağlı iman olmaz. Şarta bağlı teveccüh olmaz. Külliyetle ona dalmak lazımdır. Evet. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Yani marifeti ihvan, marifetullah'tır. Marifeti şeyh, marifetullah'tır. Marifeti ihvan, marifetullah'tır bizim meslekte. Marifeti ihvan, marifetullah'tır. Delil ve birhan işte bir tanesi. Bu akılla görülen, akılla görülen marifetullah çeşididir. Su gibidir. Görülür, hissedilir fakat parmaklarla tutulmaz. Onu evirip çevirip kendi hesabına getirmeye çalışma. Onda tereddüt, boşluklar aramaya çalışma. Onda endişe yeri, onda sıkıntı varsa kapını değiş, sağlam teveccüh edeceğin bir yere git. Bu yollar endişe ve tereddüt kaldırmıyor. Bu yolların lazımı, mal farkı budur. Ayrılmaz parçası. Marifetullah'ın şahitleri bir onları üç çeşittir. Birisi su gibidir. Evet. Bir kısmı su gibidir. Görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüt etmek, külliyetle ona dalmak gerekir. Bedenin, ruhun, kalbin, sırrın, harfin, ahfan, neyin varsa tam teveccüh, külliyetle ona dalmak lazımdır. Evet. Tenkit parmaklarıyla tecessüs edilmez. Edilse akar kaçar. O ab-ı hayat parmağa mekan ittihaz etmez. İkinci kısım hava gibidir. Hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma. Tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Bu Resulullah, fenafir Resul mertebesi. Hava gibidir. Hissedilir fakat ne görülür ne de tutulur. Birincisi neydi? Görülür, hissedilir fakat ele sığmaz. İkincisi hava gibidir. Ne görülür ne de avlanır, ele sığar. Bu da fenafir Resul mertebesidir. İkincisi hava gibidir. Hissedilir fakat ne görünür ne de tutulur. Ona karşı sen yüzün, ağzın, ruhunla
o rahmet nesimine karşı teveccüh et. Kendini mukabil tut. Tenkit elini uzatma, tutamazsın. Ruhunla teneffüs et. Tereddüt ile baksan, tenkit ile el atsan, o yürür gider. Senin elini mesken ittihaz etmez, ona razı olmaz. Üçüncü kısım, nur gibidir. Görünür, fakat ne hissedilir ne de tutulur. Öyleyse sen kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve gözünü ona tevcih et, bekle. Belki kendi kendine gelir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir. Çünkü öyle nur maddide hapse razı olmadığı gibi kayda giremez. Kesifi kendine malik ve seyyid kabul etmez. Fena fillah mertebesi. Fena fillah mertebesi. Bir zat rabıtayı kedilerden ders aldım diyor. Gece pencereyi açıyorum havayı değiştirmek için. Bizim o kedi çıktı hava alıyor. Gözü bir şeye takıldı gece. Ne yapıyorum kendinden habersiz. Dokunuyorum hiç fark etmiyor. Gözünü oraya dikmiş. Hiç oynamıyor, tüyünü oynatmıyor, böyle pür dikkat. Halbuki o yerde neye bakıyorsa yerde yani. Ne avlaması mümkün, ne avlaması mümkün değil yani. Kabiliyet. Böyle bir deliğin karşısına durup avını bekleme kedideki özellik. Saatlerce gözünü hiç kırpmadan siner ve bakar. Saatlerce. Diyor ki rabıtayı kedinin kediden ders aldım diyor. Gözünü dikmiş o kapıya, kılını tüyünü oynatmadan o kapıdan medet bekliyor. Manevi medet bekliyor. Manevi medet bekliyor. Bana bazıları diyor, bir hareket yapmayacak mıyız? Bilmiyorum. Gözümüzü rahmet kapısına dikmişiz. Bekliyoruz, cezbe bekliyoruz. Bir yel bekliyoruz. Bir meltem bekliyoruz. Hayatlandıracak bir hava bekliyoruz. Kimin elinde ne var? Biz sadece kedi gibi oturmuş böyle rahmet kapısına gözümüzü dikmişiz. Bütün mevcudiyetimizle ona müteveccihiz. O kapı açılırsa olur, açılmazsa olmaz. O kapı sahibinin bileceği bir şeydir. Bizim vazifemiz o kapıya teveccüh etmektir. Kedinin avını beklediği gibi. Ona bir dikkat edin bir gün. Kediye dikkat edin. Kedinin o hali dehşet bir haldir. Gecenin o yarısında bugüne kadar öyle bir haline hiç rastlamadım o kedi. Neyse o av gördü orada herhalde. Bir şey gördü. Böyle gözünü oraya dikmiş. Kulaklarını dikmiş havaya. Arkada kuyruğu hafif sallanıyor. Bütün mevcudiyetiyle oraya kilitlenmiş. Dokunuyorum hiç alakadar olmuyor. Bütün mevcudiyetiyle kilitlenmiş oraya.
bizim vazifemiz rahmet kapısına endişesiz, şüphesiz teveccüh edip gözümüzü dikip beklemektir. O nasipsiz bırakmaz. O nasipsiz bırakmaz. Azimendinin girdiği işte ihtiyara fazla yer yoktur. Biz İslami siyasetin tam ortasındayız. Başlangıç da öyledir, devam ediyor. Bu çalışmanın burada yeri yok. Nasibin yeri var. Mansıp başkadır, makam başkadır. Ona misaller veriyorum. Orduda belki 100 tane general olur, 300 tane general olur. Fakat hakiki generallik vazifesini yapan ya 10 kişidir ya 15 kişidir. Ordu komutanları 4 tanedir. Orgeneral mertebesi. Ondan geçişte belki stratejik yerlere 10 tane daha ilave et. 14 tane generallik, orgenerallik vazifesi yapan vardır. Öbürleri hepsi yan işler yaparlar. Orgenerallik vazifesi değil. Bir başçavuşun yapacağı işler yaparlar yani. Levazımdı, şuydu, buydu, bilmem neydi. Bu işte mansıptır, makam değil. Öbürlerinki hem mansıp hem makam. Onu hak etmiş, hak ettiği makamda da duruyor. Azimendiler mansıp sahibidir. 28 Şubat devresinde makam verildi. O vazifesini Allah'ın inayetiyle, yüz akıyla, Allah'ın yardımıyla icra etti. Tekrar mansıp vaziyetine geçti, bekliyor. Vazife verilirse yapar. Cezbeyle, bir hakikat-ı cazibedarın cezbesiyle, hakikat-ı cazibedarın cezbesiyle olur bu işler. Evet, üçüncüsü de fena fillah mertebesidir. Nur gibidir. Hissedilir, görülür, ne hissedilir ne tutulur. İkincisi hava gibidir. Ne görünür, ne hissedilir. Fena firasun mertebesidir. Sen ruhunla, kalbinle ona teveccüh et, dur. Birincisi su gibidir. Fena fil ihvan mertebesidir. Görülür, hissedilir, fakat tutulmaz. Yanılmayasın. Görünüyor diye, hissediliyor diye yanılıp yanlış yapma. Ne tutulur, ne avucu kendine mekan itikaz eder. O bu hayat. 10. nota bitti mi? Bitir. Bitti mi? Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله